Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabi ecma'in. Muhterem kardeşlerim, bugün farklı bir ders dinleyeceksiniz. Çok büyük de bir müjdeyi vereceğim. Çok sevindirici olaylar oluyor Hollanda'da ee, ve bütün dünyada. Ben bugün Belki burada dinleyenler vardır benden ama tekrar dinlesin. 15. mektubun 4. sualinin cevabını okuyacağız. Nedir bu konu? Ee, batılların Armagadon dedikleri ve hadis-i şeriflerde de melhame Kübra büyük savaş diye anılan ahir zamanda Hazreti İsa'nın nüzulüyle alakalı bir mesele. Bir defa kısa bilgi vermem lazım. Biraz sona vereceğim. Şimdi vermiyorum ama bunları açıklamadan da bu dersi anlayamayız. Şimdi kıymetli kardeşlerim başını okuyayım. Genel bir mesele. Dördüncü sualinizin meali. Ahir zamanda Hz. İsa Aleyhisselam Deccal'ı öldürdükten sonra ne demek Deccal'ı öldürmek? Deccal'ın küfrünü bertaraf etmek demek. İnsanlar ekseriyetle dini hakka girerler. Burada bir şey söylemek istiyorum. Allah'a şükürler olsun. Corona abla diyorum ben ona. Ve hanım olsaydı rahmet okurdum. Hatta evlenirdim onunla. Neden? Bura çok önemli. Bütün insanlığı bunu biz Avrupa'da fark ediyoruz. Türkiye'de hep fark edilmiyor fazla. Dine yönlendirdi. Bunun sebebine neden dine yönlendirdi? Çünkü Avrupalılar üç şeye inanmıyorlar. Çok büyük perişanlık içindeler. Bir, üstadın muhakematta anlattığı Avrupalılara, Hristiyanlara ve Yahudilere göre papazlar da böyle inanıyor. Eğer bir yerde din varsa bilim yok. Hatta bir profesör, ben profesörüm, evde dindar bir Hristiyanım, ama üniversiteye gidince inanç diye bir şey zihnimde kalmadığı takdirde ders yapabiliyorum. Halbuki İslamiyet'te üstad öyle diyor. Asla din ilme ilim de dine muhalif değildir. Bunu anlatacak değiliz bugün. İkinci bir nokta, korona abla insanları sıkıştırınca ahirete iman akıllarına geldi. Akıllarına gelince. Haşir Risalesi'nin kıymeti arttı. Allah Türkiye'deki ilahiyatçılar ve diyanet mensuplarının da kulaklarını çınlasın. Evet. Avrupalılar kadar takdir etsinler hiç olmazsa. Bunun üzerine oranın en büyük gazetesi dedi ki bir protestan papaz, bir Yahudi, bir de katolik papaz, bir de İslam Üniversitesi'nden bir imam buyurun dedi tartışın. Yok önce dedi yani ahiretle alakalı 300 kelimelik bir yazı yazın yayınlayacağız. Biz 600 kelime olarak hazırladık. Fakat okuyunca hayır 600 değil 1000 de olsa kabul ediyoruz dediler. Ve yayınlandı. Bunun sonra manşete taşıdılar bizimkini. 4 milyon 670 bin kişi okumuş. Zaten nüfus 17 milyon. Kıyamet koptu. Bunun üzerine papazlar, Hristiyan profesörler ve normal insanlar başladı. Ve ve şey dediğimiz, Zoom dediğimiz yerden o zaman Korona abla vardı. Müthiş tartışmalar. Yedi üniversitenin yönetim kurulu öğrenci yönetim kurulu başkanları 150 kişiyi temsil ettiler. Tabii ikinci bir, üçüncü bir problem de kadere iman etmiyorlar. Hani men amene bil kader emin emin er keder. Kadere iman eden kederden emin olur. Dolayısıyla hatta bir şey söyleyeceğim. Hepsini söylersem sabah namazı olur. O da ak gündüz dayanamaz. Çok ilginç bir şey. 150 kişilik dinleyici 3000 küsur insan dinlemiş ama 150 tane esas dinleyici. Hepsi üniversite doktora, master talebesi. Orada papazın yanında kız da. Kızı da tanışmış bizim arkadaşlarla. Demiş ben de dinleyeceğim. Papaz dinliyor. Bunun üzerine tam dinlerken sorunun sonunda peki sana göre kader nedir demişler dediler. Ben de seyrettim. Kaderi dört dakikada özetledi bizim delikanlı. Dört dakika. Şimdi bunun üzerine, bunun üzerine dört dakika konuşmuş. Onun üzerine demiş ki tam soruyu sorunca işte demiş imamın şu çuvallayacağı an geldi. Çünkü biz de kaderi sorunca o Allah'ın işi sormayın diyoruz, kaçıyoruz. Bütün papazlar bizimki açıklarınca demiş ki kızım ister Müslüman ol, ister Hristiyan kal. Bu adamdan zarar gelmez demiş. Biz kader risalesini Filemekçe'ye çevirip hocamın kader kitapçığını, kader risalesini bütün papazlara gönderdik. Da, çok hadise var da bunları nakletmeyeceğim. Ama bu iki üç noktayı öldürmek o demek. Yani bu çok önemli. Halbuki rivayetlerde gelmiştir ki yeryüzünde Allah Allah diyenler bulundukça kıyamet kopmaz. Hz. İsa geleceğine göre, hak dine gireceğine göre hiç kıyamet kopmayacak mı o mesele? Böyle umumiyetle imana geldikten sonra nasıl umumiyetle birden birdenbire tekrar küfre girerler? El cevap, hadisi sahihte rivayet edilen Hz. İsa Aleyhisselam'ın geleceğini ve şeriat-ı İslamiye ile amel edeceğini, deccalı öldüreceğini, imanı zayıf olanlar istibad ediyorlar, akıldan uzak görüyorlar. Şu anda hakikaten şartlar, Biden köpeği, bilmem İngiliz alçağı, yani biri faham, biri bilmem ne İslam'a hücum ediyor. Nasıl olacak bu halde? Hayır. Onun hakikati izah edilse hiç istibad yeri kalmaz. Yani akıldan uzak. Sadece Abdullah İbni Abbas Resulullah'tan naklen. Bunu açıklamış bu Lüzul İsa'yı ve bunu da bütün 1400 yıllık tarih boyunca dediği zaman izah etmiş. Başka alimlerde de yok gelecek şimdi. O hadisin ve Süfyan ve Mehdi hakkındaki hadislerin ifade ettikleri mana budur ki ahir zamanda dinsizliğin iki cereyanı kuvvet bulacak. Birisi nifak perdesi altında. Türkiye ve İslam aleminde olduğu gibi. Süfyan diyoruz İslam Deccal'ına. Temaliyle anlıyorsunuz ne demek istediğimi. Risalet-i Ahmediye'yi inkar edecek Süfyan namında müthiş bir şahıs münafıkların başına geçecek şeriat-ı İslamiye'nin tahribine çalışacaktır. Ona karşı Ali Beyt-i Nebevi'nin i nuranisine yani Seyyidler nesline bağlı bağlanan Ehli Velayet ve Ehli Kemal'in başına geçecek Ali Bey'den Muhammed Mehdi isimli böyle geçiyor. İsminde bir zat-ı nurani o süfyanın şahs-ı manevisi olan cereyan-ı münafıkaneyi, münafık cereyanı, münafıklık cereyanını öldürüp dağıtacaktır. Bir cümle bunu anlatmadan gidemem. Dediği zaman Hazretlerine göre iki türlü deccal vardır. Birisi her asırda gelen küçük deccallardır. Bunların sayısı çoktur. Ve Cenab-ı Hak her asırda da o deccaların karşısında bir müceddit göndermiştir. Mesela Yavuz Sultan Selim siyasi müceddittir. Ama dini mücedditler de vardır. Hepsi sayılıyor, ona girmeyeceğim. Mesela Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretleri bu siyasi mücedditlerden birisidir. Şimdi biri de Büyük Mehdi. O da ahir zamanda gelecek olan zattır. Bugün konumuz o değil. Geldik ikinci cereyan ise tabiyyun, materyalistler ve maddi yani tabiatçılar ve maddiyum felsefesinden tevellüt eden yani komünizm yani materyalizm doğan bir cereyanı nemrudane, nemrutça bir cereyan. Bu komünizm şeklinde başladı ama şu anda dünyada her yeri sardı. Hristiyan bir baş psikopos dedi ki, biraz sonra anlatacağım, papazların bile yarısı ateist diyor. Şu anda Hollandalı'nın protestan başpiskoposu söylüyor bunu. Dehşet bir şey. Gittikçe ahir zamanda materyalist felsefi vası, felsefe vasıtasıyla ya, intişar ederek, yayılarak kuvvet bulup, üruhiyeti inkar edecek bir dereceye gelir. Şu anda Deizm'de bunun küçük gayrimeşru çocuklarında. Nasıl bir padişahı tanımayan ve ordudaki zabitan ve efrat yani subaylar ve askerler onun askerleri olduğunu kabul etmeyen vahşi bir adam herkese her askere bir nevi padişahlık ve bir yuna bir çeşit hakimiyet verir. Çok harika bir misaldir. Eğer sen 10 bin kişilik veya 1 milyonluk bir ordunun genel kurmayını komutanlığı kabul etmezsem her asker ferdine o komutan kadar kuvvet vermen lazım. Ve bir zaman steli diyor eğer Allah'ı inkar eden bir insan her bir zerreye hem ilahlık hem mahlukluk isnat ediyoruz. Hem hakimiyet hem mahkumiyet. Onu uzun uzun açıklıyor mevzumuz değil o. Diriyor. Çünkü vakit çok. Öyle de Allah'ı inkar eden o cereyan, yani dinsizlik cereyanının fertleri birer küçük nemrü tükmünde. Nefislerine birer, birer rububiyet, Rab gibi kabul eder. Ve onların başına geçen en büyükleri, en büyükleri dediği buna Lenin dahil, Stalin dahil, Marx dahil ve en önemlisi Mao dahil, Türkiye'den de dahil olanları Kemal ile biliyorsunuz böyle dahil. Anlatabildim mi? Ha, ve manyetizmanın hadiseleri nebinden müthiş harikalara mazhar olan Deccal ise daha ileri gidip cebbarane zulmü kullanır. Ya Suri hükümetini görülür de hükümet var. Kanun manun yok. Çok enteresan. Birisi demiş bunlardan başlarını keselim diyor. Bu kanun ya çıkacak ya çıkmayacak. Birinci mecliste 35 tane üyesi var. O konuşmadan sonra kanun çıkıyoruz. Neyse. Hükümetini bir nevi rububiyet tasavvur edip üluhiyetini ilan eder. Bir sineye mağlup olan ve bir sineğin kanadını bile icat edemeyen aciz bir insanın üluhiyet dava etmesi ne derece ahmakçasına bir maskaralık olduğu malumdur. Şimdi geldik asıl meseleye. Benim Hollanda'da 24 senedir 163 defa mahkemeye ve polise çağrıldım. Yani hepsinden de beraat ettim. Bir şey de söyleyeyim. Tahti sinimettir bu. <laughs> en son ağır ceza verdiler. Rotterdam Ağır Ceza Mahkemesi beni çağırdı. Üç kişi oturdu. Başkan dedi ki sayın rektörüm utanıyorum sizi yargılamaktan dedi. <laughs> Aynen bu cümle. Allah ona iman nasip etsin. Dedi ki bu devlet senin dedi hakkında bir komisyon kurdu. Ve dört senedir bütün sözlü ve fiili yaptıkların takip edildi. Yazdıkların konuştukları. Ama hiçbirinde ne uluslararası hukuka ne Hollanda hukukuna aykırı bir kelime bulamadık dedi. Ben bugün kararı bildireceğim dedi. Keşke dedi senin gibi bir Hristiyan ilim adamı da bizim dinimizi savunsaydı dedi. Aynen böyle. Seninle iftihar ediyoruz dedi. Ben de üç ciltlik İslam hukuku İngilizce kaleme aldığım kitabı hediye ettim. Yani müstesna bir nur yüzünde vardı. İnşallah Müslüman olmuştur. Böyle bir durum. Şimdi geldik. Benim Hollanda'ya gidişimin iki sebebi var. Muhterem büyüklerim. Bunlardan birincisi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadis-i şerifi. Hadis-i şerifi iyi dinleyin. Burada çok önemli. Ondan önce eee diyorlar. İslamiyette de memleha şey memleha kübra. Azan dilim karışıyor kusura bakma. Şimdi Hristiyan ve Yahudiler bunu şöyle anlıyor. Kendileri kaynaklarında anlatıyor. Diyor ki ahir zamanda Hazreti İsa gelecek, nüzul edecek. Biz kuvvetleneceğiz. Müslümanları o kadar keseceğiz ki dünyada Müslüman kalmayacak. Bunun üzerine Tanrı yaptığımız zulümlere kızacak ve kıyameti koparacak. Onların armegadolu bu. Bak bu çok önemli. Yani bunu iyi ezberlemek lazım. İkincisi yani burada Peki Müslümanlar ne diyor? Müslümanlar da Hz. İsa'nın ineceğini kabul ediyorlar. Ama maalesef hoca takımı biraz farklı yorumlar yapıyor. Ben isim zikretmeyeceğim. Mesela ben köydenken babam 1952'de İhsan oğlu tanımış. Yaşlılar Hz. İsa'nın gelişini anlatıyordu. Yani çünkü şey gelecek, kaymakamla beraber bizim köye, bizim köyün en iyi binek hayvanı beyaz eşekti. Evet. Beyaz eşeğe binecek, Köylü toplanacak, elini öpecek. Bediüzzaman diyor ki böyle olursa, yani başka bir münasebetle, yıldızlarla la ilahe illallah yazılmış olur ki, teklif sırrı kalkar. Burası çok önemli. Dolayısıyla ben bu izahın Bediüzzaman'dan başka hiçbir İslam alemin tefsirinde olmadığı kanaatindeyim. Bir tek Abdullah İbni Abbas'ın Resulullah'tan naklettiği yorum, ve onu nakleden İmam Suyuti'nin Eddürrül Mesur isimli tefsir kitabı. Başka yok. Peki Bediüzzaman ne diyor? Bura önemli. Şimdi hadis-i şerifi okumamız lazım. Yoksa Bediüzzaman'ın dediğini anlayamayız. Hadis-i şerif şu. İnnekum satusalihuner rûm. Arapçasının devamını okumayacağım. Siz din yok, en sulhan aminen siz dindar Hristiyanlarla önemli bir barış yapacaksınız. Bak ittifak değil. Gülenistler ittifak diyordu. Bu kelimelere hadis-i şerifi okuyorum. İmam Ahmed İbni Hanbel ve İmam Ebu Davud bunu naklediyor. Aldığım kitabıma bu kitapçığın içinde var. Şaşkına döndüler o hadisi görünce Hristiyanlar. Şimdi devam ediyor Peygamberimiz. Sümme tegzûne entum. Ve hum adûvan min Bediüzzaman Sonra ikiniz birlikte ortak düşman, ahlaksızlık ve dinsizliğe karşı savaşacaksınız diyor. Sümme tehlibun, galip geleceksiniz. Sümme teslimun, sonra da mutlu bir dönem yaşayacak insanlık diyor. Bediüzzaman kendi talebelerine, keşke yazılı halde söyleseydi. Sungur abi anlattı bunu, kardeşim demiş. Kıyamet kopmadan 60-70 sene insanlık İslam medeniyetinin huzurunu yaşayacak. Bu çok önemli bir müjde. Yani o hadisi açıklıyor. Bunun üzerine devam ediyor. Bu da çok manidar bir şey. Sonra diyor bu galibiyetinize rahatsız olan bütün düş İslam düşmanları Müslümanların başına yığılacak. Ben gazze diye yorumluyorum. Ama Allah bilir yorum çünkü benimki. Ve sonunda onlar galip olmuş gibi görünecek ve diyecekler ki çok enteresan. Nahnu galibuna ala el muslimin. Merhame kübra işte bu. Büyük savaş. Bunun üzerine sadık ve muhlis Müslümanlar onlara karşı çıkacak. Bu sefer Müslümanlar galip gelecek. Müslümanlar galip gelince tam hadis şerifte garip Onlarca devlet, bayraklarla ayrı ayrı devletler Müslümanlar aleyhine ittifak edecek. Her bir bayrağın arkasında 12 bin asker olacak. Yani bunlar mecaz olduğu kanaatindeyim ve o yaşanıyor bu. Bana göre ama Allah bilir tabii geleceği biz bilmeyiz. Ama neticede İslamiyet galip gelecek diyor. Şimdi esas buna dediği zaman ise diyor ki işte... Hazreti İsa'nın nüzulü iki kısımdır diyor. Bir cismen inecek diyor. Burası çok önemli bir şey. O ki diyor okuyorum orayı. Yani burası çok önemli. Bak burayı tekrar ediyorum. Hı -hı. Neyse okuyalım. Yani bence daha faydalı olur. Anlaşıldı değil mi? Evet. Birinci nüzul şekli. Bunu Bediüzzaman ve Abdullah İbn Abbas'tan başka açıklayan yok. Birinci nüzul şekli cismani olarak, cismen gelecek. Evet, her vakit semavattan melaikeleri yere gönderen, bazı vakitte insan suretinde vaz eden, Hz. Cibril'in Dıhiyet suresine girmesi gibi, ruhanileri ruhlar aleminden gönderip, beşer, insan suretine de temessül ettiren Allah bu, Hatta ölmüş evliyaların çoklarının ruhlarını cesedi misaliyle, cesedi misali tarihte vücudu olmayan ama misali olarak var olan cesediyle dünyaya gönderen bir hakim-i zülcelal. Her şeyi hikmetle yapan Allah. Hazreti İsa Aleyhisselam'ı bu birinci nüzul. Bütün Müslümanların, ilahiyatçıların bildiği nüzul. İsa dinine ait en mühim bir hüsnü hatimesi için. Buna çok önemli. Hüsnü hatime. Yani Hristiyanlığın güzel bir sonuçla sonuçlanması. Onu şimdi ikincide okuyacağız. Aman ya Rabbi. Bunu Resulullah haber vermiş. Hüsnü hatimesi için değil semayı dünyada, dünya semasında cesediyle bulunan ve hayatta olan Hazreti İsa belki alem ahiretin en uzak köşesine gitseydi, hakikaten ölseydi, yine şöyle bir büyük netice için ona yeniden ceset giydirip dünyaya göndermek o hakimin hikmetinden uzak değil. Belki onun hikmeti öyle gerektirdiği için vaat etmiş ve vaat ettiği için elbette gönderecek. Bu kesin. Ama efendim Gazze'ye gelecek. İşte beyaz eşekle bizim Çüngüş'ün köyüne gelecek Malkaya. Bunlar tantana. Yani bunlar bu önemli. Yalnız bura önemli. Hz. İsa Aleyhisselam cismen geldiği vakit herkes onun hakiki İsa olduğunu bilmek lazım değil. Öyle birileri gibi ben İsa'yım. Sevresinde yani insanları <laughs> aldatmak öyle bir şey yok. Bir nokta var Bediüzzaman'da. Hazreti Mehdi'yi diyor, ehli iman iman nuru ile tanıyabilir. Ama Hazreti İsa hakkında öyle bir şey yok. Peki kim tanıyacak? Onun mukarreb ve havası. Çok yakınları, özel müşavirleri. iman nuru ile onu tanır. Ama Mehdi'de öyle değil. İman nuru olan çoğu insan tanıyabilir. Yoksa bedahet derecesinde herkes onu tanımayacak. Öyle beyaz aşağıya binip de <laughs> Elios köyüne gelmeyecek hadise Buna göre gelmiş olabilir. Bilemiyoruz. Ben kanaat değil. Ama Allah bilir. Ha. Şimdi esas ikinci nüzulü okuyalım. Siz buna bakın. Başkanım, ikinci nüzul Bediüzzaman'a has hasbi İsa manevi nüzul. Yani Hz. İsa'nın ne demek bu? Şu. İşte böyle bir sırada. Yani dinsizliğin, ahlaksızlığın zirvede olduğu bir zamanda o cereyan, dinsizlik cereyanı çok kuvvetli göründüğü bir zamanda. Bugün bir vatan bey de dedi, maalesef dedi, Türkiye'de de perişan vaziyetteyiz, camilerde cemaatler azaldı. Hazreti İsa Aleyhisselam'ın nasıl gelecek? Bak, manevi şahsiyetinden ibaret olan hakiki İsa, İsevilik zuhur edecek. Gerçek Hristiyanlık. Bunu anladınız değil mi? Hazreti Abdullah İbni Abbas'ın sözünü nakletmeden burayı lezzetle anlayamayız. Kur'an-ı Kerim'de Sure-i Maide'nin son sayfası havarilerin Ey İsa bize bir gökten güzel bir yani sofra gönder yiyelim ondan sonra konuşalım inmiş. Ama alçaklar yine Allah üçten biridir demeye devam etmişler. Sonunda ayeti kerime diyor ki çok tatlı o ayet. İşte bunu yani baktım Elmalı'ya baktım Fahrettin Razi. 10 tane tefsire baktırdım arkadaşlar vasıtasıyla. Mesela Fahrettin Razi 20 sayfa açıklıyor bu ayeti. Ama hiçbir şey yok. Güzel boş deme. Boş dersen tokat yersin. Tabii yok. Boş diyemezsin. Tefsir çünkü. Ha, ne diyor biliyor musun? İntu tuazibhum ayet bu. Ya Rabbi Hazreti İsa diyor. Eğer onlara azap edersen hakkın var. Fe evet. elma senin kulların. Ama bunu İbn Abbas devam ediyor. Zaten haklısın. Sana kimse haksızlık yaptın diyemezsin azaptan dolayı. Ama, Ama ve in tafirlehum eğer onları affedersen ve inneke azizun hakim. Sen her şeye galip olan kudret sahibi ve hikmetle karar verensin. Bu bütün müfessirlerin açıkladığı mana. Belli zaten Türkçesinde de anlaşılıyor. Ama İbn Abbas'tan naklen Resulullah'ın izahına bak. O bedir zamanınkini açıklıyor. Ya Rabbi bak bak. Ve intafir lehum. Ahir zamanda eğer bunlar hak dine iltihak ederlerse o zaman rahatlıkla onları affedebilirsin. Bu cümleye bakın. İşte bu manevi nüzul. Şimdi başta. Demek ki Hz. İsa alem-i semada hakiki Hristiyanlığı temsil eden şahsi manevisini temsil ediyor. E ne olacak? Yani Salil Başkan, işte Yüksel abi, Seyfettin kardeş, Ahmet Akkündüz gayretiyle mi gerçek Hristiyanlık ortaya çıkacak? Allah biz fakir insanlarız, aciz insanlarız. Onu da bir zaman tamamlıyor. Yani rahmet ilahiyenin semasından nüzul edecek. Allah'ın rahmeti yardım et. Hali hazır. Peki şu andaki bozuk Hristiyanlık ne olacak? Bura güzel. Şu andaki Hristiyanlık dini o hakikate karşı tasaffi edecek. Tasaffi etmek demek durulacak. Arı hale gelecek. Yani o hurafelerden, tahrifattan Hura, açıklıyor zaten. Benim açıklamama gerek yok. Hurufa, hurafattan, hurafelerden ve tahrifattan tahrifat dediği biliyorsunuz. Yani o Abdullah İbni Selam falan Peygamberimizin müjdesini gördüğü için Müslüman olmuş yani. Eski mukaddes kitaplarla Bir sıyrılacak hakiki İslamiye ile birleşir. İslam'ın hakikatleriyle birleşecek. Manen Hristiyanlık bir nevi İslamiyet'e inkılap edecektir. Bak Hristiyanlık İslamiyet'e dönüşecek diyor. Sonra da iltihak kelimesini kullanıyor. Gülenistler gibi ittifak değil. Neyi neyle ittifak ediyorsun? Anlatabildim mi? iltihat? Yani İslam'a katılacak. Devamı var. Ve Kur'an'a iktidar ederek, Kur'an'a uyacaklar o iyisevilik şahsi manevisi yani hakiki Hristiyanlık tabi olacak. Yani uyacak İslam'a. Ve İslamiyet net bu makamında kalacak. Lider durumunda. Hak değil bu iltihak neticesinde. Hristiyanlığın İslamiyet'e katılması neticesinde azim, büyük bir kuvvet bulacak. Dinsizlik cereyanına karşı bu cümleyi okuyup ağlamak lazım. Ben 24 sene önce işte hadis-i şerif ve bu dördüncü sualin cevabı için gittim Hollanda'ya. 13 ay maaş vermediler bana. Çekmediğim kalmadı. Yoksa ben Amerika'da New York Üniversitesi'nden yıllık 124 bin dolarla hoca olarak çağrılmıştım. Üç kişiye sordum. Biri Tayyip Bey, Allah uzun ömür versin. Amin. Biri Kırkıtlı Hocam, biri de Nevzat Yalçıntaş Hocam. Üçü de dedi ki sen Hollanda'ya gitmelisin. Tayyip Bey dedi ki hocam dedi ben git maddi sıkıntı varsa 200 bin dolar ben vereceğim dedi. Allah razı olsun vermedi ama icraya vereceğim yakında Cumhurbaşkanlığı'sı. <laughs> ama o zaman hocam bura çok önemli dedi. Evet, o manada manen sahip çıktı bize. Allah için yiğidi öldür. Ben teklif de ediyorum ama bu hakkını da inkar etmiyorum. Şimdi bura cümle ağlayın buna dinsizlik cereyanına karşı ayrı ayrı iken mahlub olan İsebilik ve İslamiyet. Müslümanlar ve Hristiyanlar demiyor. Şu anda mağlup durumda. Deizme <laughs> karşı İsebilik ve İslamiyet bu ittihat birleşme neticesinde dinsizlik cereyanına galebe edip dağıtacak. Bu kabiliyetteyken alem-i semavatta cismi beşerisiyle bulunan şahs-ı İsa aleyhisselam o dini hak cereyanının başına geçeceğini bir muhbir sadık, doğru evet. haber veren Resulullah, bir kadiri külli şeyin, yani her şeye kudreti yeten Allah'ın vadine istinad ederek, dayanarak vermiştir, haber vermiştir. Madem haber vermiş, aktır. Madem kadiri külli şey vaat etmiş, elbette yapacaktır. Nasıl yaptığını şimdi dinleyeceksiniz. Var mısınız? Ya biz kader meselesinde yaklaşık 200'e yakın yüksek mevkili insanlar Müslüman oldu. İçinde papazlar var. Papazların çocukları var. Ve Elon Musk'ın bizzat Hollanda hükümetinden benim yardımcım olsun diye çağırdığı ve gelip bizim üniversitemizde şehadet getiren hem uçak hem elektronik hem de bilgisayar mühendisi olan bir kardeşimiz var, 38 yaşında şu anda, 2 metre boyunda bir kardeşimiz, ismine Burak ismini aldı. Dedik neden bu Burak ismini aldı? Resulullah'ın hangi hızla çıktığını ispat edeceğim dedi. <laughs> Müthiş bir şey yani. Ve 15 bir ay içinde mektubatı ve sözlerin İngilizcesini okudu. Müthiş bir şey tabii bu. Biz tabi ilerledik. Böyle olunca bir vali Allah ona uzun ömür versin. İnşallah Müslüman eylesin. İnşallah. Önemli bir devlet adamı. Kızı Müslüman oldu. Tabi kızı Müslüman oldu. O da büyük bir koordinatör. Demiş ki 70 tane idareci ve papaz toplayacağım. Sen bu Resulullah'ın müjdesiyle, onlar Muhammed'in müjdesi diyor. Ben söylüyorum onu. Bediüzzaman'ın bu programını anlatacaksın demiş anlattı anlatınca vali yardımcısı ve bir de üç papaz özel olarak çekilmişler demiş ki kardeşim bu çok enteresan bir olay ben dersi bitirmeden namaza başlamayın bitireceğim 15 Hı dakika sürer öyle şimdi manidardır tamam manidardır Burası çok önemli bir hadise Demişler ki o papazlar şu anda Hollanda'da Hristiyanların sayısı yüzde beşle, yüzde yediyle yüzde on arası. Bizim papazların bile yüzde ellisi ateist demişler. Sizin bu Muhammed'in müjdesi ve Bediüzzaman'ın planı bize göre Hristiyanlığın tek, tek çıkış yolu. Ne olur Akgündüz Hoca'ya söyleyin. Acaba İslamiyet'e nasıl katılabiliriz? Hem Hristiyan kalıp hem katılabilir miyiz? Bütün bu sorularla ilgili bir kitap, rehber kitap hazırlasın. 21 gün günde 20 saat çalıştım. Yemeğimi vesaireyi yanıma getirdiler. Ve bu 150 sayfalık kitap yazıldı. Şu anda küçük bir miktar bastık. Haberiniz olsun Google Book'a koyduk bedava. Ama bunu alırsanız 50 lira. Yani çünkü baskı masrafı var. Ama Google Book'tan çıkış alabilirsiniz. Bütün dostlarınıza şey yapın. Şimdi biz tabii kitabın ismini koyduk. Aslında bu kitabın ismi bizim üniversiteyi kapatma sebebi olabilir. Kitabın ismi Üstad'ın cümlesi. Hristiyanlık ya intifa ya istifa edecek. Biz bunu İngilizce'ye çevirdik. Christianity will either fade away or be stripped of superstition and distortions. Hristiyanlık ya sönüp gidecek veya hurafelerden ve tahriflerden sıyrılacak. Kitabı şey olarak yani normal bilgisayar programı olarak şimdi son halini verdik. Sunduk. Tabii önce kudurdular. Yani dediler ki eğer biz Akgündüz'ü ve sizi tanımasak, yani bu korona dönemindeki hadiseler olmasa, biz üniversiteyi kapatmak için baltayla, silahla gelirdik demişler. Ve bize müsaade edin okuyalım dediler. Papazlar okuyunca Hristiyanlığın başka çaresi yoktur diye yüzde altmışı ittifak etti. Yüzde altmış az bir rakam değil. Yüzde altmış. Bunun üzerine bu çok önemli bir nokta. Elhamdülillah bu iş başpiskoposa gitti. Protestanların başpiskoposu. Bizim arkadaşlarla ben görüşmüyorum. Ana dilleri dört dili de mükemmel konuşan arkadaşlar görüştüler. O da demiş ki ben de tevhid taraftarıyım. Bediüzzaman bize yol açtı demiş. Ve sahip çıktı. Bundan bir buçuk ay önce Almanya'daki bütün... Avrupa protestan psikoposları toplantısına bizim o kitapçığın çıkışını böyle hali daha gitmedi Hollanda'ya. Yani evet. verince hemen oradaki Alman psikopos yani başlar bunu kilise mahkemesine vermişler afroz etmek üzere. Yani çünkü bugün Adalet Bakanı da dedi, dedi hocam burada İslamiyetle alakalı bir papaz böyle bir kitap hazırlasa aynı gün dedi vatandaşlıktan çıkarırız dedi. <laughs> Dedim ya merak etme öyle bir şey olmadı. Ve geçen hafta berat etti. Ve gelince dedi ki artık bu iş işte dedi genelleşecek. İnşallah 17 Şubat'ta 600 kişilik bir salonda bütün basona, basına, papazlara ve halkın tahsilli grubuna ve profesörlere bu anlatılacak. Peki ne anlattınız burada? Bunu da bir iki cümleyle özetleyeyim mi başkanım? Bir, bakın bunu ezberleyin. Maalesef Müslümanlardan da karşı çıkan olacak bu kitapça. Ama doğruyu öğrenmek lazım. Ben onlara birebir anlattım. Dedim ki size soruyorum. Üniversiteye kayıt olmak için şu anda Türkiye'de altı tane evrak lazım. Diploması olacak, imtihan kazanma belgesi, oturumu, ikamet kağıdı, nüfus vesaire vesaire. Şimdi bir insan altı tane şartı yerine getirirse üniversite talebesi olur mu? Olur. Olmaz diye bir hayır cevap vermeyin. Olur. Ha, işte Şimdi üniversitede iki türlü ders var. Bu çok hayretlerini mucib oldu. Birisi mecburi dersler. Mecburi dersleri bitirmeyen diploma alamıyoruz. Ha, hiç bitiremezse çıkış veriyorlar. Onun için peygamberimiz Allahümme la tukricna mine dünya illa ma şehadeti vel iman duasını yapıyor. Ya Rab bizi iman ve şehadet diplomasını almadan dünyadan çıkarma. İslamiyet'te de altı rükün bu. Altı iman rükünü olmadan yani diğerlerini de Bura önemli. İslam'ın beş şartı zaten iman rüktüne bağlı o. Kur'an'ın doğru emirlerini kabul etmeyen Kur'an'a inanmış olmuyor. Hep bunları açıkladık. İslam'ın beş şartını açıkladık. Şaşkına döndüler. Ha geriye kaldı İslam'ın değerleri üç kısım. Bunu da duyun. Birisi zaruriyat hamse. Beş temel değer. Aileyi koruyacak. Dolayısıyla zina yasak. Hep bunları açıkladık. İki, dini koruyacak. Dolayısıyla cihat farz. Üç, aklı koruyacak. Dolayısıyla şarap haram ve benzerleri haram. Dört, malı koruyacak. Hırsızlık haram. Bütün bunları açıkladık. Ne vardı sonu? Namusu koruyacak. Yok, canı koruyacak. Ha, canı koruyacak. Dolayısıyla adam kısasa kısası yapılıyor. Bütün bunları anlattık. Ha bir de hadiyat var. ikinci değerli. Yani bir insanın hayatını devam ettirmesi için ihtiyaç duyduğu hakikatler. Anlatabildim mi? Yani helalinden ticaret yapacak. Bir de haksiniyat var, lüks. yani nedir? Gece namazını devamlı kılmak. Anladın Yani lüks derken tahsiniyat demek daha güzel. Dini güzelleştirici. Yahu bütün bunları anlatınca şaşkına döndüler. Ama bir güzel haber daha vereceğim bu kitaba ikinci bir şey eklediler. Tamamını mütalaa ettiler bunu. Nedir o? Allah Allah. Bundan 17 sene önce bir zaman Avrupa Kiliseler Birliği Genel Sekreteri olan sekreteri olan 91 yaşındaki adam geldi bana. İsimleri var burada, hepsi var. Çeri girdi, sayın rektör dedi, buyurun dedim. Siz İslam alimleri suçlusunuz, ve sorumlusunuz dedi. Dedim ya benim ne suçum var? Biz dedi 1984'te Viyana'nın bir köyünde toplandık. Bir hafta tartıştık. İslamiyet ve Hristiyanlık mücadelesi. Orada dedi şu temel üç karar aldık. Ama siz dedi bilgisizsiniz. Bunu yaymadınız. Nedir dedi? Bir, Kur'an'la Tevrat ve İncil'i kıyasladık. Ve orada kabul ettik ki Kur'an mahsa Allah kelamı. Ama İncil ve Tevrat, İngilizce metnini şimdi anlatacağım. Hepsini izah etmeyeceğim. Ama Tevrat ve İncil yüzde elliden fazlası insan sözü. Şimdi İsa'nın hayatı var. Ne alakası var Allah kelamıyla? Yani öldükten sonraki hayatını da anlatıyorlar. Yani onlara göre öldükten sonra özür dilerim. İkincisi Muhammed'in peygamber olduğunu kabul ettik. Çok enteresan. Hristiyanlara göre en son peygamber en büyük peygamberdir. Burada karar almışlar. Yine İsa en büyük peygamberdir ama Muhammed'in İbrahim'in soyundan gelen bir peygamber olduğunu inkar edemeyiz demişler. Üçüncüsü de Allah ve kat mukayesesi eksik tabii ama kabul etmişler bunu. Diyor ki Allah ve Gat konusunda ikimiz de Hristiyanlar ve Müslümanlar özde beraberiz ama sıfatlarda çok farklıyız. Çünkü onlar Hz. İsa'ya da vesaireye de ilah diyorlar. Peki dedim siz niye yaymadınız? 10 yılda bir yapılan bu Av dünya kilise Avrupa kiliseler konseyi konsili aldığı kararları web sayfasında yayınlıyor. Tamamı var. Şeyde web sayfasında. Fakat bu yok. Dedi ki ben genel sekreterdim. 130 tane bastırdım. Ve matbaaya vereceğiz. Türkiye, Mısır, Suriye ve Irak Müslüman ülkelerden gelen başpiskoposlar asla yayınlayamazsınız dediler. Neden deyince eğer bu kitapçıyı yayınlarsanız bizim ülkemizde Hristiyan kalmaz. Çünkü bu çok önemli bir itiraf. Dedi ki Akgündüz Sorumluluğunu bil. İşte dedi bana kalan son nüshayı sana veriyor. Orijinal bende. Burada olduğu gibi aldı konu. Öyle rastgele değil bakın. İsmi de şu. Witness to God in a secular Europe. Tam bir hafta tartışmışlar. Rehte aleyhte. Yani laik Avrupa'da Allah'a şehadet. Ve kararlar Kimin katıldığı Türkiye'den de katılmış. Maalesef İslam aleminden bir kısım kendine profesör adı verenler katılmış. Hiç yayınlamamışlar. Bir tek bu bir makalede yayınlamış kimse duymamış. Elhamdülillah bunu da koyduk. Tabii bu çok şaşırttı onları. Yani şu onlardan deli. Üçüncü mesele tabii ki üstadın mektubatta ilhasat. Yani peygamberimize peygamberlik gelmeden önce onun peygamber olduğuna delalet eden delilleri unutamazdık. Bunların başında Tevrat, İncil ve Zebur'da peygamberimizin peygamberliğini işaret eden hüseyin Cisri Rahmetullah'ın kaleme aldığı ve adına da Er Risaletül Hamidiye dedi. Sultan Hamid'e takdim etti ve üstadın da iktibas etti. ondan iktibas etmiş. Mektubattaki o kısmı da aynen koyduk. Şu anda dua buyurun. Çok büyük bayram halindeyiz. Çok çektik 24 sene. Ama zannediyorum ki İslamiyet güneşi batıdan doğacak. Anayasası gibi. Aynen. Anayasası adı da işte malum. Benim sizden istirhamım ağabey. Bunu ben Seyfettin kardeşe veriyorum. Tamam mı? Şey, <laughs> aletleri, aldık hepsini. Hepsini aldık. Yani çok önemli. Ayrıca İngilizcesi olan ben okuyabilirim diyen getirdim bir. 10 tane bile getirdim. Bu da The Short Wars biliyorsunuz. Risale-i Nur İngilizcesi Allah uzun ömürü versin Şükran Abla'ya yapmış. Allah istihdam etmiş. Son cümlelerim. Yordum size ama fakat ondan daha kaliteli zor yapılır. Fakat Şükran abla alim değil. Çok ciddi terim hataları var. Yani anlatabildim mi? Yani mesela diyelim ki İyas kadınların hayızdan kesildiği dönemi bizsizlik diye tercüme etmiş. Böyle yüzlerce hata var. Kader ilahi tam altı buçuk senedir. Dört kitabı da bitirdim. Üçü basıldı. İngilizce dipnotlar, bütün ıslahları açıkladık. Hataları tahsiye ettik. Ve çok kabul gördü Batı aleminde ve Hindistan'da, Pakistan'da. Şimdi küçük sözleri de öyle neşrettik. The short words. Bu aydın Ak gündüz ömrünü artık her sabah bir buçuk saat tefsir, fıkıh ve hadis okutmaya ve Netice olarak da bu ilmi çalışmaları yapmaya vakf eyledi. Hanımımı da rahmet-i ilahiyeye gönderdim. İlimle evliyim zaten. Dua edin. Zannediyorum ki ömrüm de kısa olabilir. Çünkü bir sadık de. rüya öyle diyor. Ama ne kadar elimizden gelirse buna devam edeceğiz. Rabbim rızasından ayırmasın. Haydi kim o hafız? Çok tatlı Kur'an okuyor. Sen hocam sen. Sen varken hadi. Başla. Ha? Bak burada 20 tane var. Heh. Ama yani bedava da olabilir. Ben getirdim. Bu delikanlı yani. Delikanlı benim temsilcim. Abim, büyüğüm. Her şeyim o. Yani isteyen alabilir. Bunu da al sen. Bunu da al. Yani netice itibariyle bir de yani İngilizce tabii İngilizce kaleme aldık. Çünkü Harvard'a ulaştı. İspanya papazlar toplantısında tartışıldı. Yani çok enteresan. Ee, şeye gitmiş papaya ulaştırmışlar. Oradan ne gelir kıyamet kopar vesaire Olabilir. Ama müsbet kıyamet kopacağına inancım var. Şunu bilin Gazze bana göre merhamet i kübradır ve İslam'ın zaferiyle neticelerdir. <laughs> الفاتحه هذا يتش اعوذ بالله من الشيطان